ikinci şey artık tabii matbu için en pratik yollar şunlar. Okuma, hani eğer başladık işte kelimeleri okumaya başladık, kelimeyi çıkarmaya başladık. Yavaş yavaş cümlelere geçtik. En önemli zaten cümlelere başlıyorsunuz. Yavaş 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 şöyle roman alıp okumaya başlayın, hikayeleri okumaya başlayın. Daha sonra şimdi günümüzde şey yapılıyor. Ne yapılıyor? Ha, bulabilirsiniz aslında şöyle kitaplar da var. Yani Osmanlıca bir tarafta, bir tarafta Latin alfabesiyle metinler var. Onları takip edebilirsiniz. Hani gözünüzün alışması için. Öyle birkaç şey var. Özellikle Koç Üniversitesi'nin yayınlarında vardı galiba. Hani bir tarafta Osmanlıca, bir tarafta Latin alfabesi. İlk başta böyle romanları okumaya başlayın. Ancak daha hızlı ve akıcı hale getirebilmek için tamamen Osmanlıca olan bir şey okumanız gerekiyor. Mesela ben birinci yıl bittikten sonra hani biraz hani ilerletmiştim Osmanlıcamı. İstanbul'da sahaflar çarşısından şey bulmuştum. Reşat Nuri Güntekin'in Acımak romanı. Şu an bende yok. Birine verdim ama kime verdim hiçbir şekilde bilmiyorum. Kayıp o kitabım. Osmanlıca Reşat Nuri Güntekin'in Acımak romanı. Zaten hani basit bir dili var. Hani çok basit bir dili. Öyle zorlayacak bir dil de yok. Acımak romanı alıp okumuştum. Ve üzerine hiç yazmadan okudum. O çok önemli bir şey. Yani üzerinize hiç yazmayın metinlerin. Ve böylece buldum. Yani hızlı hale getirdim, daha hızlı hale getirdim. Normalde işte o romanı 2 günde bitiririm hani şeyle. Osmanlıca biraz daha sürdü. Çevirdiğiniz metinlerin altlarına hiçbir şekilde, yani benden size tavsiye, şeylerini yazmayın. Latin alfabelerini yazmayın. Çünkü bu sefer tekrar okumak isterseniz zorla, hani kolaylık olur, gözünüz ona alışır. O yüzden hani kalkıp Osmanlıcasını okumazsınız. O yüzden çevirdiğiniz metini hiçbir şekilde altına yazmayın. Kenara boş bir kağıda yazın. Hani müsvedde olsun o size. Ancak metinlerin altına yazmamanızı size tavsiye ediyorum. Ve roman alın yani. Şimdi yeni baskılar öyle var, yani 15 lira ya da 20 lira falan Osmanlıca romanlar. Oradan alıp Osmanlıca romanları okuyabilirsiniz. Peki daha sonra ikinci aşama var. Bu tamamen bu arada matbu. Ve gazeteleri okuyun. Ha bak, onu söylemeyi unuttum. Gazeteleri okuyabilirsiniz. Şimdi her yerde internet sitelerinde Osmanlıca gazeteler var. Alıp okuyabilirsiniz, yani çok şey de değil. Canınız istediği böyle olayları açıp okuyabilirsiniz. Gazeteler bu anlamda çok iyi bir pratiklik noktası. Çünkü içinde tabii devlet resmi şeyler de geçtiği için bu sefer Rika metinlere de alışırsınız. Osmanlıca kelimelere alışmak istiyorsanız eğer, hani kelimelerin ne anlama geldiğini anlamak istiyorsanız, özellikle Halide Edip adı var ve Halize Uşaklıgil ile, o ikisini ben çok tavsiye ediyorum. Çünkü onlar ve tabii ki de Refik Halit Karay. Bu üç yazarı ben size tavsiye ederim. Onların romanlarını alıp okuyabilirsiniz. Çünkü orada çok güzel kelimeler geçer. Yani Osmanlıcayı sökebilmeniz için. Çok güzel kelime, ama kesinlikle ve kesinlikle sadeleştirilmiş. Yani günümüz Türkçesiyle olanları değil. Birebir çeviri olanları alın. Altında özellikle bazılarının Türkçe açıklamaları var. İşte sözlük anlamları var. Onları mutlaka bulun. Çünkü onlar sizi bir sonraki aşamaya, işte kelimeleri anlayabilme ve kavrayabilme aşamanıza geçiştir. Yani onları Osmanlıcasını okursanız zaten olur matbuunuz. Bu matbuyu hızlandırabilmek için, yani öyle şeye, çoğu hani sadece tarih öğrencileri de genel olarak hanginiz isterseniz, onları bu matbuyu hızlandırmak için çok güzel bir yöntemdir. Roman alıp okuyun. Hani Osmanlıca romanları alıp okuyun. Bundan sonra ne yapabilirsiniz? Tabii bundan sonra artık daha işin profesyonel haline geçiyoruz. Rika var. Tabi biz önce nesiyle başlatıyoruz. En önemli şey ikinci aşama, yani matbudan sonraki ikinci aşama Rika'dır. Rika ne demek? El yazısı demek. Ve bu el yazısında en önemli şey şu. Harflerin özel bir hani söylemişim ya, bazı harfler birleşir, bazı harfler birleşmez diye bazı kurallar var. İşte Rika'da bunların bazıları, bir kısmı yok oluyor. Mesela R ve güzel H, R ve D güzel H ile birleşir gibi bazı kurallar gibi. Bunların özel bir yazılış şekilleri var. Özel bitiş şekilleri. Çünkü daha pratik hale getirebilmek için elde onları kullanıyorlar.
Bu yüzden... Bunları ciddi anlamda iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çok fazla hani o birleşmeleri pratik yapıyor. Özellikle mesela B harfi yani noktalı harflerle kef harfinin birleşmesi çok karışıktır. Bu tür şeyleri iyice öğrenmeniz lazım. Verikayı geliştirebilmenin en önemli şeyi birçok arşiv belgesini çevirsek ki Osmanlı arşiv vesikalarına girişti galiba kitabın adı da unuttum. Recep Sarıkaya'nın kitabı. Bazı hatalar olmasına rağmen ki vardı hani ben ilk baskısını aldığım için söylüyorum. İlk baskısına çeviri attı. Yani biz şey yapardık. Mesela Osmanlıca dersimizde ben lisans öğrencisiyken o metini alır, karşısına çevirisi de vardı. Hatalarını tespit etmeye çalışırdık. Hani şurada şu hata var, burada bu hata var gibi. Galiba ikinci ve üçüncü baskılarında onların çoğu kalktı. Hani ilk baskının şeyi olur ama biz onları tespit ederdik mesela. Hani de ödevimiz o olurdu gibi. Öyle şeyler alın. Yani bir belge alın ve çevirisi var. Karşılaştırarak okuyun ilk başlarda. İkincisi yani daha sonra kendiniz okumaya başladığınız zaman zaten ancak Osmanlıca nasıl şeyi orada çıkıyor. Olabildiğince yılmamaya çalışın. Yani ilk başta bir durun. Zaten bir belge geldiğiniz zaman ben her zaman öyle söylüyorum. Bir durun, bir nefes alın ve Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek yavaş yavaş okumaya başlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi en önemli dikkat etmeniz gereken rika belgeler yani el yazısı belgelerde en önemli şey katibin yazış şekline alışmanız gerekiyor. Yani harfleri okuduğunuz kelimelerden harfleri nasıl yazmış? Bu çok önemli. Yani onu nerede kıvırmış, bunu nerede kıvırmış? Mutlaka bunun çok önemli bakın yani çok ayrıntıya bakın orada işte T harfini R harfini nasıl kırıyor, M harfini nasıl döndürüyor gibi. Bunlar özellikle çok çok önemli çünkü bazı kelimeleri çıkarmakta bu karşılaştırmalar size her zaman yardımcı olacak yani zorlayıcı metinlerde olacak. Hiçbir şekilde yılmayın en önemli şey o. Yani ben bu kelimeyi bulamıyorum diye yılmayın. Bilen birilerine danışabilirsiniz ki bu Facebook'ta özellikle çok fazla şey var işte Osmanlıca grupları var. Oraya mutlaka fotoğraf atabilirsiniz. Ama lütfen okuyup atın. Bazı öğrencileri görüyorum. Ödevlerini tamamen atıyorlar. Birileri de çeviriyor aynı şey olsun diye. Ama bu çok büyük bir... Yani Osmanlıca öğrenmek isteyen biri için çok kötü bir şey bu. Hani yardımlaşmak tamam okey ama... diğer türlüsü çok çok kötü yani. Birileri de çevirtiriyorlar çünkü. Onu da görüyorum. Bilmediğiniz kelimeleri onlara sorabilirsiniz. Yani bilen birine ya da Facebook'ta hiç tanımıyorsanız Osmanlıca bilen biri. Şu kelime nasıl okunuyor? Acaba şunu da bir bana şey yapar mısınız diye mutlaka sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin de bu anlamda. Peki daha sonra neler? Yani yavaş yavaş Rika'nın artık şeylerini öğrenmeye başladıktan sonra da özellikle şunu size tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka karışık alfabeli metinler okuyun. Yani bir anda Rika olan bir anda mat olan ki ben mesela şeyde tarih bölümü 2. sınıf öğrencilerine derse girdiğim zaman şöyle yapardım. Başlıkları Rika, ana metni matbu olan bir şey seçerim ki hem gözü Rika'ya alışsın hem matbuyu okusun. Yani Rika'yı okurken bu sefer matbuyu da unutmayın. Yani o çok oluyor işte ben onu öğrencilerimde çok yaşardım. İşte Rika matbuyu öğretiyorum. Sonra bir Rika'ya geçiyoruz. Çok zor işte matbuyu öğreniyor. Sonra Rika'yı okumaya başlıyorlar. Bu sefer de hop matbuyu unutmuşlar. Matbu metin okutuyorum. Bunu mutlaka ve mutlaka bu ikisini beraber okuyun. Ki bunun için benim en önerebileceğim yöntem şu. Matbu cümleleri Rika yazın. Rika cümleyi gördüğünüz matbu yazın. Yani elinizde alışsın hani. Çünkü el çok önemli. Yazmayı onu söyleyeyim. Yazmaya özellikle neden alışın? Yani el yazınız niye oluşsun? Şundan dolayı kalkıp yazacağınız için değil. Yani Osmanlıca kimse sizden yazmanızı beklemez eğer hattat değilseniz. Yazmanızı kimse beklemez. Bunun en pratik yolu şu. Şimdi bir Rika metni okurken benim elime hep şöyle gözüküyor. Okuyamadığım bir kelime denk geldiği zaman zorlandım. Direkt şöyle yaparım mesela. Elime herkes görebilir yani o an böyle. Tık 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 tık. Neden orada? Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Hangi harfi yazmış olabilir? O yüzden işte harflerin nasıl yazıldığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü orada bak şurada şu harf var ama şurada şunu kıvırmış olabilir. Şurada da bak bu var diye ben mutlaka yazarım. Önce şey yazıyordum yani müsvedde bir kağıda yazıyordum orada ne var ne yok diye. Sonra artık tamamen hayali bir kağıda yazmaya başladım. Çok bu anlamda bu yöntem önemli. Yani matbu gördüğünüz bir şeyi, Rika'yı gördüğünüz bir şeyi matbuya mutlaka çevirin ki ilk başlarda pratiklik için çok çok önemli bu şeyler. Yılmayın, hani onu söyledim, orada bir anımı anlatmak istiyorum size aslında. Yılmayın. Neden? Şimdi ben bir gün arşive gitmiştim arkadaşımla birlikte. 3. Selim'in bir Hattı Hümayun'u okuz, bunu da hep anlatırım. Ben 3. Selim'in Hattı Hümayun'u okuyorum işte. İlk kelimeden daha takıldım.
Allah Allah diyorum yani. İlk kelimeden niye takıldım yani? Ama şey kelimeyi de okumaya çalışıyorum. Böyle, neyi bilmem neyi bilmem ne böyle abarttım çünkü padişah yazdıysa ne bekliyorsunuz kafanızda? Oo bu şaşalı şu şey diyor bir şeyler yazmıştır yani diye bekliyorsunuz. Yarım saat uğraştım. Yureyi bilmem neyim ben böyle artık şey yaptım. En sonunda arkadaşımı çağırmıştım. Kaan, kulakları çınlasın. Dedim ki Kaan Allah'ını seversen burası kelime ne? Ben bu cümleyi dedim okuyamadım. Şöyle baktım. Bunu mu okuyamadın Yasin dedi. Göreyim seni yazıyor dedi. Yani ömrü hayatımda hiç göreyim seni beklemeyeceğim için padişahtan. Tabii bu türde şey yazamıyorum. Ama Osmanlıca'da hiçbir kelime beklentiniz olmasın. Yani bu çok önemli bir şey. Yani aa bu böyle konuşur, bu kesin böyledir. Hiç düşünmeyin. Çok şey yazabilirler. Yani çok farklı şekillerde yazabilirler. Aa yok efendim ben oradan bak padişah göreyim seni diyor. Sonradan anladım meğerse bu geleneksel bir şeymiş. Yani padişah sadrazamına göreyim seni hadi diye yazabiliyormuş. Bunu sonradan öğrendim. Mesela şimdi hayatım boyunca da göreyim seni unutmuyorum bu yüzden. Daha sonraki aşama yani sırasıyla gidersen önce matbuyu öğrenin, sonra nesihi öğrenin. Nesih çünkü matbu ile rika arası bir şeydir. Daha sonra rikayı öğrenin. Rikadan sonra taliyi öğrenin. Çünkü talik bir geçiş aşamasıdır. Yani İran yazısıdır talik ve özellikle kadı sicilleri vesaireyi geçişte, fetvalara geçişte kadı sicil yani bu talik yazısı çok çok önemli. Daha sonra taliyi öğren. Talinin çok basit bir formülü var aslında size onu söyleyeyim. Dikey olan her şey kısa, yatay olan her şey uzundur. Yani öyle bir şey düşünün. Harfleri yani yatay, yani dikey olanla mesela elif ve lam harfi çok kısa yazılır. Ama sinmiş, şınmış, ondan sonra böyle uzatabil beymiş, teymiş onlar olabildiğince uzun olarak yazılır. Mesela talinin en önemli formülü budur. Divani'de ise o birleşmeyen harfler var demiştim ya, hani bazı birleşmeyen harfler var diye. Evet, Divani'de en kısa yolu her şey birleşir. Hiç el kaldırmadan yazılır Divani. Bu Divani'yi de öğrenin. Yani talikten sonraki aşamada Divani'dir. Bunları bitirdikten sonra da artık gözünüz iyice işte kırık Divani'ymiş, o Divani çeşitleri var çünkü işte Celi Divani falan. Onları da hallettikten sonra en son artık siyakat kolu. Çünkü artık siyakat yani gözünüzün alıştığı şeydir siyahülkat. Göz aşinalığı demek. Ve gözünüz alıştıkça o harfleri çıkardığınızda fark edeceksiniz. Çünkü artık o aşamaya geleceksiniz. O noktalı siyakat nedir? Siyakat noktasız yazı ve özellikle şeyde kullanılır. Muhasebe yani parasal işlerde siyakat kullanılır. Bunun sebebi de üzerine bir şey işlem yapamazsınız siyakatın anında belli olur. Çünkü tık tık böyle çizgi çizgidir onlar harfler. Muhasebe için hani kullanılır. Çünkü üzerine dediğim gibi işlem yaparsanız anında belli oluyor. Bu yüzden de böyle bir yöntem olarak geliştirmişler siyakatı. Şimdi genel olarak baktığımızda evet ne şey yaptık? Osmanlıca öğrenmeyi bir şekilde öğrenirsiniz. Çok zor bir şey değil. Yani azmettiğiniz zaman hani çok uzun bir şey değil baktığımızda. Sadece önce hani ilk öğrenmeniz gereken alfabe ne olursa olsun alfabeyi çok çok iyi öğrenin. Hiç bu harf nasıl yazılıyor diye düşünmeniz bile gerek yok. Mutlaka mutlaka alfabeyi iyi öğrenin. Daha sonra öğreneceğiniz şey başlangıç aşamasında özellikle işte alfabeyi tam öğrenin derken işte bu alfabedeki bütün o incelikleri de öğrenin. İşte başta ortada nasıl yazıldığını, işte ortada yazılmayan harfler yani kendisinden sonra gelen harfle birleşmeyen harflerin ne olduğunu bilin. Ondan sonra onların hangi harfe tekabül ettiklerini öğrenin. Mesela kef harfi dediğim gibi kef harfini ben hep oklar çıkartarak şey yapardım. Yani çünkü kef harfi çok önemli. K oluyor, G oluyor, yumuşak G oluyor, V oluyor, Y oluyor ve N oluyor. 6 harfe denk geliyor. Bunları çözmeniz gerekiyor. Yani bunları kelimenin içerisinde görebilmeniz gerekiyor. Daha sonra bunlar için ince ve kalınları mutlaka öğrenin. Yani alfabede en önemli şey o ince ve kalınları öğrenin. Bunları artık alfabeye söktükten sonra da müsvedde kağıt alın mutlaka her zaman yanınıza. Harfleri hem kendiniz yazın hem de altlarına böyle oklar çıkartarak sesli harfe denk gel, yani hangi harflere denk geliyorsa onları yazın ve aralarını siz doldurmaya çalışın. İlk başta bu uzun, zor bir iş bunu da biliyorum. Hani benim için de öyleydi. Ama öğreniliyor yani öğrenilmiyor değil. Çok hani biraz emek isteyen bir şey her dilde olduğu gibi. Daha sonra ise artık kelimeleri bulduktan sonra cümleleri bulduktan sonra artık hikayeleri okuyun. Ömer Seyfettin bak onu söylemiyordu. Ömer Seyfettin'in hikayelerini okuyun. Nasrettin Hoca fıkralarını okuyun. İşte Reşat Nuri Güntekin'in ilk başlarda hani romanlarını okumaya çalışın. Roman okudukça zaten artık şeyiniz de gelişecek. Bu kelimeleri görme şekliniz de gelişecek. Daha sonra da işte bir
üst aşaması artık. Kelimeleri de öğrendikten sonra gazeteleri okuyabilirsiniz. Halide Edip Adıvar romanları okuyabilirsiniz. Reşat Nuri Güntekin değil, Halise Uşaklıgil ve Refik Halit Karay'ın romanlarını okuyabilirsiniz. Onları hani bulursanız zaten Osmanlıcalarını okursanız çok çok daha iyi olabilir. Daha sonraki aşama işte Lika'ya geçiş aşaması. Ancak Lika'ya geçtiğiniz zaman işte o özel birleşmeleri vesaire öğrendikten sonra mutlaka geriye dönüp Matbu ile kıyaslayarak öğrenin. Çünkü bu sefer Lika'yı öğrendiğiniz zaman Matbu gidiyor. Onu unutmamanız gerekiyor. Bu yüzden ben mesela aynı gün içerisinde hem Rico belge okurdum hem bir yandan da Osmanlıca birkaç şey bulup okurdum. Yani aksatmamanız gerekiyor, öyle söyleyeyim. Yani o ikisini birlikte aksatmanız gerekiyor. Bunun da en pratik yolu aslında dediğim gibi Osmanlıca, yani matbu olan bir şeyi Lika yazın, Lika olan bir şeyi de matbuya çevirin. Hani bu çok pratik bir şey değil ancak belge okurken size kolaylık sağlar. Çünkü harflerin yazılış biçimlerini öğrenirsiniz. Tam anlamıyla Lika'nın nasıl yazıldığını da öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle bazı kısaltmalar var çünkü. Onları öğrenmeniz gerekiyor. Bol bol pratik yapın. Yani canını her gün mutlaka bir 5-10 dakikada olsa bakın Osmanlıcaya. Çünkü bakmadıkça körelen bir şey, her dilde olduğu gibi bu da bakmadıkça körelen bir şey. Onun dışında size önerebileceğim neler olabilir? Hem daha ileriki yüzeyler dedim ya, hani bir yandan çevirsin bir yandan şeye göre. Mesela Kadı Sicilileri okumaya başladığınız zaman da mutlaka çevirmiş Kadı Sicilileri var. İSAM'ın yayınladığı bir sürü Kadı Sicili var. Gidip onlara bakabilirsiniz mesela. Hani dava var, orijinal görüntüsü de var. Ben okarak mesela ben Kadı Sicili okumamı tamamen öyle geliştirdim. Yani çünkü bize hiç, ben lisans hayatımda, 4 yıllık lisans hayatımda kalkıp da kimse bana önüme bir Kadı Sicili koymadı. Hadi bunu okuyalım ya da mühimme defter. Aa hadi bunu okuyalım demedi. Tabii ki de her devletin, yani her yazının bir terminolojisi var, bir yazılış üslubu var. Mesela ben Kadı Sicili okumamı tamamen şeye borçluyum. İSAM'ın yayınladığı sicillere borçluyum. Ben orada ilginç olayları alırdım. Aa bu böyle yazmış, aa bu böyle yazmış diye çıkarta okurdum. Mühimmeyi de öyle. Mühimmeyi de bana kimse mühimme göstermedi. Ne lisans, ne yüksek lisans, ne doktora hayatımda ama oturup mühimmeyi çevirmiş mühimmeler üzerinden mühimme çevirin. Tamam tabii ki de hani hata şey zor bir süreç ama hallediyorsunuz yani mühimmeleri de öyle. Halledebilirsiniz. Yani size en söyleyebileceğim en pratik, yani matbudan sonraki en pratik yol bu. Bunlara bakın mutlaka. Daha sonraki en önemli şey başka ne var? Bu yazma şeylerini unutmayın. Onu yazın mutlaka bir yerlere. Hani kenara notlar alarak yazın. Ama metnin üzerine kesinlikle şey almayın. Birilerine sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin, öğrenmekten çekinmeyin. Hiçbir şeyi zaten sormaktan çekinmeyin bence. Her şeyi de sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda farklı olaylarla ve farklı videolarla inşallah görüşeceğiz. Yakında daha çok videolarımız yüklenecek. Canlı yayınlarımız başlar. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.